Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri geldi. Herkes merakla bekliyordu. Bu sefer tahminleri tam tutturamadık. Biraz bakalım ne olup ne bittiğine. Çekirdek enflasyonda %4,3 olur yıllık demiştim. %4,3 oldu. Fakat açıkçası %4,3'ü tutturmamın sebebi küsuratlardaki avantajdan. Ben 1,5 ile 2 arasında bekliyordum aylıkta. %0,28 geldi. Yani beklenen azıcık üstüne geldi açıkçası ama toplamda yıllık 4,3 hedefini tutturmuş olduk. Manşette ben 3,3 3'ü tutturabiliriz diye düşünüyordum. Yıllıkta 3,6 oldu. Orada biraz hedefim üstünde ama piyasa tahminleriyle paralel geldiği için her ikisi de yıllıklarda piyasalar bundan hoşlandılar. Biraz da detayına girelim. Biraz önce YouTube Katıl ve Haddini Aş Kulübü üyeleriyle detay detay satır satır inceledik enflasyon verisini. Size çok kısa bir özet geçeyim sevgili takipçilerime diyorum. Biliyorsunuz bu benim meşhur tablom. Bu tabloda tahminlerimi şuraya taşıdım. Evde yemek yeme 0,4 tahmin etmiştim ben enflasyonu. 0,2 geldi. Beklediğimizden iyi. Dışarıda yemek yeme yine beklediğimizden daha iyi. Enerji emtialarında büyük gol yedik. Beklentim 0,5'ti. 10 geldi. Enerji hizmetleri beklentimin aşağısında geldi. Yani buradan dolayı zaten enerjideki bu beklentimin çok üstüne yansımasından dolayı benim de manşet enflasyonum bozuldu. Kendime ders. Bir dahaki sefere enerjiyi biraz daha iyi çalışmam gerekir. Çekirdekteki gıda tarafına bakınca çoğu yerde beklentilerimize yakın geldi. Ev eşyalarıyla giyime şaşırdım sadece burada. Ben Çin etkisinden dolayı bunların düşeceğini düşünüyordum. Ama anladığım kadarıyla biraz mevsimsel faktörler devreye girdi ve bunlar pozitif geldiler ama çok ciddi bir sapma yok bu bölümde. Esas sürpriz hizmetler tarafında geldi. Kiranın düşeceğini düşünüyordum. 0,38 bekliyordum. Tam tersi oldu 0,5 yani. Bir önceki aydan da benim tahminimden de yüksek bir enflasyon geldi burada. Bu hoş değil. Buna karşın dışarıda konaklamada beklediğimden çok daha sert bir düşüş var. Amerika'da gerçekten demek ki tüketicinin gücü azalıyor ve öyle tatil yapma falan işleri zorlaşıyor. Bu da fiyatları kırmış, iyi bir şey bu. Ev sahibi evini kiraya verseydi. Bakın burada görüyorsunuz çok ağırlıklı bir çarpanı var bunun. Ben orada biraz karamsardım. Bir önceki ay 0,5'ti. Ev sahipleri belki biraz insafa gelip 0,45'e inerler diye düşünüyordum. Ev sahipleri hoş bir sürpriz yaptılar. 0,40'a indi. Bu iyi de oldu çünkü çekirdekte iki kalemde gol yedik. Bunlardan bir tanesi kiraydı. Bir tanesi ulaşım hizmetleri. Tabii ulaşım neden dolayı yükseliyor? Petrol fiyatlarındaki yükseliş sandığımdan hızlı yansımış. Bu hızır ulaşım hizmeti şirketleri petrol fiyatları düşünce fiyatları düşürmüyorlar ama yükselince hemen yansıtmışlar ve orada 0,6 yerine %2 geldi. Büyükçe de bir çarpan bu. Bu iki kalem bizi bozdular. Buna karşı ev sahibi kiralasaydı kalemi iyi geldi. Yani toplama baktığımızda Wall Street'in istedikleri oldu. Ben bu videoyu 5.08 itibariyle çekiyorum. Borsalar böyle hafif kırmızı hafif yeşil arasında gidip geliyorlar. Çok ciddi bir tepki yok. Hisse senetleri bazında baktığımızda hatta pek çok hisse senedi Tesla'da olmak üzere aralarında yukarı yön verdi. Peki Fed faiz artışı beklentilerinde bir değişim var mı? Aslında olumlu yönde var. Eylül ayına baktığımızda daha evvel faiz artırmama ihtimali %92 olarak gözüküyordu. Şimdi %96'ya çıktı. Kasım'a bakalım hemen. Kasım'da da daha evvel bu ihtimal %58 olarak gözüküyordu. Yani faizleri sabit tutma. Şimdi %57,3. Burada da ciddi bir değişim görmedik. Aralığa bakalım. Aralık'ta da daha evvel %55 ihtimali faiz artışı olmaz deniyordu. Şimdi %53,9'a inmiş. Yani piyasa olaya sakin bakıyor. Çünkü diyor ki çekirdekte sonuçta enflasyon bir önceki ay 4,7 iken yıllık şu anda 4,3'e inmiş durumda. Ve gelecek ay daha da fazla inecek aslında. Neden? Hatırlayın. Baz etkisi var. Baz etkisi meselesine baktığımızda bu ay çekirdek enflasyonumuz 4,3. Gelecek ay ondan 0,6'lık büyük bir düşüm yapacağız. Aya %3,7 ile başlayacağız. Gelecek ay çekirdek enflasyon 0,2 gelirse aylıkta yıllık çekirdekte ilk defa 4'ün altına inilecek 3,9'a ve bu gayet yüksek bir olasılık. Çünkü kiraların buradan tekrar artacağını tahmin etmiyorum. Enerji fiyatlarında yeni bir gol yemezsek şu ana kadar Eylül ayında enerji fiyatları durmuş durumda artışları. Ağustos'ta yedik artışı. Oradan da pek bir gol yemeyiz gibi gözüküyor. Bu neye yansıyacak? Ulaşım giderlerine yansıyor olacak. Çekirdekte de gelecek ay biraz baz etkisi var. Biraz daha iyi yani bu ay 0,2 idi. Gelecek ay 0,4. Yani şu anda 3,6 enflasyon. -0,4. Gelecek ay 3,2 ile başlıyoruz. Gelecek ay enflasyon aylıkta 0,2 gelirse yıllıkta 3,4'e ineceğiz 3,6'dan. Yani işler yolunda. Tabii daha iyi olsaydı daha iyi olurdu açıkçası. Kiralarda beklemiyordum artışın devam edeceğini. Bir orada biraz ürktük. Neden? Çünkü bütün ön raporlarda aslında
aslında kiraların aşağı doğru gittiğine dair çok veri vardı. Demek ki enflasyon hesaplaması onlar yansımadılar. Yalnız unutmayın, Fed'in kiralar için kullandığı rakamlar biraz geriden geliyorlar. Sözleşme varelerinden dolayı. O yüzden borsa şu anda çok endişelenmedi. Bakıyorum, son baktığımda Nasdaq'ta küçük bir gerileme var. Amerikan bonolarına bakalım. Amerikan bonolarında da 0.50'lik bir artış var 10 yıllıklarda. Yani öyle çok yukarı doğru bir tepki de gelmedi oradan da. Şimdiki işler sakin gibi. Ama açıkçası enflasyon verisinin geldiği ilk günkü tepkilerle ikinci günküler biraz farklı olabiliyor. Yarına neler olacak göreceğiz. Durumlar böyle. Keşke daha doğru tutturabilseydik. Bu sefer manşette yanıldık. Çekirdekte eğrisi doğrusu denk geldi ve yıllık çekirdek tahminimiz yine doğru. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.